Müşteri numarası olarak şöyle bir numara veriyorlarmış. 3 haneli bir sayı burada. Burada da 4 haneli bir sayı. Sayı şöyle ortaya çıkıyormuş. Şimdi buraya bir sayı yazılıyor. Mesela biz bir tane yazalım şuraya örnek olarak. Diyelim ki işte buraya yazılan sayı çok büyük de olmasın. İşte 106 yaz. 106. İlk hanesi 106 olsun. Şimdi bu sayı 2'ye bölünecek. Bölünüyor mu 2'ye? Bölünüyor. 2'ye bölümünden kalan 0. Buraya yazılacak. Sonra 3'e böleceğiz. 3 ile bölümünden kalan rakamları toplamı 7. 3'e bölersek 1. Buraya yazılacak. 5'e böleceğiz. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan birler basamağını böleriz. 1. 9'a böleceğiz. Rakamların toplamı 7. 9'a bölersek kalan 7 olacak. Numara verme sistemi buymuş. Tarif edilen sistem. Biz kendi ifademize bakarsak bu 3 basamaklı sayı 2'ye bölündüğünde 1 kalıyormuş. 3'e bölününce 2. 5'e bölünce 2, 9'a bölünce 5 kalıyormuş. Şurası 2 ile bölümünden kalan, burası 3 ile, burası 5 ile, bu da 9 ile bölümünden kalan. Şu yukarıdakini sileyim. Şimdi işlemimizi buna göre yapacağız. Sayımız 3 basamaklı bir sayı. İstediğimiz haneden başlayabiliriz. Ama bence 5 ile başlamak en ideali. Çünkü sadece birler basamağını ilgilendiriyor. Ve sadece iki alternatif olabilir. Biz istesek 2 ile de başlayabiliriz. O da birler basamağını ilgilendiriyor ama 1 kalması için 1, 3, 5, 7, 9 birçok seçenek var. Önce şu 5'ten başlayalım. 5 için. Eğer bizim sayımız 5'e bölündüğünde 2 kalacaksa sonu ya 2 ya da 7 olmalı. Bizim sayımız 3A2 olabilir veya 3A7 olabilir. 5 ile bölündüğünde 2 kalacak çünkü. Şimdi sonra şuna bakalım. Biz bunu kullandık 5 ile bölünebilmeyi. 1, 2 ile bölünebilmeye bakalım. Şimdi 2'ye bölümünden kalan 1 olacak. 2 için kalan 1 olmalı. Şimdi şu sayıyı biz 2'ye tam bölebiliriz. Birler basamağı açık. Bu sayı olamıyor demek. Şu olmalı. 3A7 sayısı olmalı sayımız. Yazıyorum onu. 3A7. Diğerleri 3 ile bölünebilme kuralı, diğeri de 9 ile bölünebilme kuralı. İkisi de aynı şekilde uygulanıyor. İkisini de uygulayabiliriz. Biz önce 9'u uygulayalım. 9 için 9'u kesinlikle sağlaması gerekiyor çünkü. 9'da bölünüyorsa 3'te haydi haydi bölünecek, sorun yok. 3 için kalan, 9 için kalan 5 olmalı. Bizim sayımız sadece şu olabiliyordu zaten. Rakamları toplamı 3 artı A artı 7, 9'a bölündüğünde kalanımız 5 olacak. Bu 5'i sola alıp işlem yapabiliriz. Şöyle. 7'den 5 çıkarız. 2. 3 de burada 5. A artı 5 olur. Şu 5'i yolladık. 2 kaldı. Bu 9'un katı olmalı. O halde bizim A sayımız 4 olmak zorunda. Bu şekilde olursa şeye de bakalım. 3 için kural sağlanıyor mu? Biz A yerine şuraya 4 yazsak. 3, 4, 7. Toplamı 7, 14. 3 ile bölümünden kalan 2. Onu da sağladı. O konuda da sorun yok. Ama sorun olmayacak zaten. Şimdi biz şurada da yazmadık ama B sayısını burada 7 bulduk. A sayısını şurada 4 bulmuştuk. O halde sonucumuz yani A çarpı B 4 çarpı 7'den 28 gelir. Sonucumuz bu.